Efendim merhaba. Evet, yeni bir günde yine detay programda birlikteyiz ve gündemimizdeki konuları değerlendireceğiz. Bugün tabii Brüksel'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın son girişimleri ve görüşmeleri, özellikle Genel Sekreterler Müşavirler Genel Sekreteri ile yaptığı görüşme sonrasında müzakerelerin salı günü başlaması noktasında bir nihai açıklama yapıldı. Ki bu önemli tabii sonrasında Anadolu Ajansı kaynaklı dün akşam yayınlanan haberde bir koşuldan da söz edildi. Ki Sayın Akıncı da açıklamasının içinde çok net vurguyu yapmasa da hani atılacak adımlardan söz etti yine. Bu adımda nedir? Yarınki, Cuma günkü Rum Meclisi'nde beklenen bir yasal değişiklik var. Enosis plebisitinin kullanması kararının içeriği değiştirilecek bu yasanın ve yetkiyi meclisten alıp Eğitim Bakanı'na verecek. Bu değişikliği biz Türk tarafı olarak yeterli gördük ve bu değişiklik olursa salı günü müzakereler başlayacak. Özetimiz bu. Bunun üzerinde şimdi konuşup tartışacağız. Kıbrıs müzakere sürecini konuşmaya, bundan sonrasına ilişkin olanı biteni konuşmaya çalışacağız. Tahir Olcay Kıraç bizlerle birlikte Dış Basın Birliği Başkanı, ayrıca tabii TRT'nin de Kıbrıs temsilcisi. Tabii buradaki şapkası Dış Basın Birliği Başkanı olarak yapacağı yorumlar, Birlik Başkanı gözüyle yapacağı yorumlar. Hoş geldin değerli dostum. Teşekkür ederim sevgili dostum. Evet, tabii sen süreci çok yakından takip ediyorsun zaten. Evet. Cenevre'deki görüşmeler olsun, Montpellier'indeki görüşmeler olsun, tümünde. Oradaydın zaten. Evet. Burada süreçleri de genelde birlikte zaten takip ediyoruz. Nasıl görüyoruz? Brüksel'e gitmedin gerçi ama evet. Brüksel'de bir şeyler belli ki kotarılmış. Evet, aslında Brüksel'den önce 2 Nisan'da anlaşıldığı kadarıyla bu Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgede yapılan akşam yemeğinde kotarılmış. Gelen açıklamalardan bunu anlıyoruz. Perde gerisinde yaptığımız bazı yorumlar var. Bazı yaptığımız görüşmeler var. Benim anladığım o 4 saatlik çok gergin geçen, ki servis edilen fotoğraflardan da aslında beden dilleri bize ne kadar gergin olduğunu söylüyordu bu akşam yemeğinin. Bu arada bazı konularda uzlaşma sağlandığı, belirli bir aşama kaydedildiği, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için anlaşılıyor. Özellikle Sayın Aydın'ın masada olduğunu ve yalnızca iki liderin olduğunu gördük. Daha önceki yemeklerde hatırlarsın, en kötü ihtimalle müzakereciler de yer alırdı. Müzakere heyetleri olurdu. Formatın bu kadar daraltılmış olması aslında yani sorunun ne kadar büyük olduğu ve hani aşılması gereken bariyerin ne kadar yüksek olduğu konusunda bize ipucu verebilir. Fakat 4 Nisan'da Sayın Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı 1 saat 15 dakikalık görüşmenin ardından yaptığı açıklamada 11 Nisan Salı günü her iki tarafçı da uygun görülen tarihte bazı adımların atılması durumunda önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bağlı olarak dedi kendisi, başlayabilir. Bu uygun tarihte masadaki yerimizi almak arzusundayız dedi. Türk tarafı olarak pozisyonumuz bellidir. Bunu tekrar etmeye gerek yoktur dedi ama anlaşılan o ki gerek varmış. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı adına yapılan yazılı açıklama, önümüzdeki günlerdeki gelişmelere bağlı olarak bölümünü atlayarak yalnızca 11 Nisan Salı günü iki lider saat 10'da Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde ara bölgede bir yani araya gelecektir. Tamamen netleşmiş dedi. Gibi yani hiç sorun evet. Yokmuş gibi. Yani önce biz bunu yadırgadık tabii, yaptığımız görüşmeler sonrasında benim edindiğim izlenim bu konuda belli bir konsensus sağlandığı ve sanki Cuma günü yani yarın Rum Meclisi'nde yapılacak olan oylamanın hani sonucu konusunda, yani oylamanın yapılacağı konusunda, bu kararın bertaraf edileceği konusunda bir takım garantilerin verildiği ve dolayısıyla Türk tarafının da kendi zaten deklare ettiği gibi, eğer bunlar gerçekleşirse tamam 11'inde geleceğiz dediği yolunda. Ama tabii yani bu gelişmeler bu kadar anlatıldığı kadar kolay olmayacaktır. Şimdi AKEL zaten en başta tepkisini koyan tek parti bakıldığı zaman. Zaten değişiklik önergesi de DİSİ ve AKEL'in ortaklığında hazırlanan, evet. Getirilen. DİSİ fire bile verse biraz herhalde sanki yani başkanın da Anastasiyades'in ağırlığıyla değişir gibi. Yani bu yasa şeydir ama
Bu yeterli mi bize göre? Biraz da onu konuşmak lazım. Çünkü Sayın Akıncı'nın ilk çıkışları bunun kaldırılması, bu yasanın bertaraf edilmesi, kaldırılması yönündeydi. Oysa yasa sadece içerik değişiyor aslında. Bunu şimdi şöyle algılamak lazım. Şimdi Enosis'ten bahsedildiği anda zaten bir anda hani geçmişin o karanlık günlerine geri dönüş, yani artık müzakerelerden filan yani müzakereleri filan bir tarafa bırakıp tamamen o adanın karanlık tarihine bir geri dönüş söz konusu oldu. Yani herhangi bir şekilde pek çok konudan bahsedebilirsiniz ama Enosis dendiğinde Kıbrıs Türk halkı için bu Enosis'in ne anlama geldiği, neyi çağrıştırdığı, yani Türk halkının neyi unutmak istediğini olduğu gibi ortaya koyan bir gelişmeydi. Dolayısıyla öncelikli olarak bunun yarattığı psikolojik bir ruh halini ortadan kaldırmak ve tamamen deyim yerindeyse donan müzakere sürecini bir şekilde yeniden işler kılmak gerekiyordu ama müzakere sürecini başlatmadan evvel yapılması gereken şey o kapkara, bulutlarla kaplı olan havayı biraz yumuşatmak gerekiyordu. İşte Sayın Akıncı ne demişti? Sayın Anastasiadis bu karara karşı olduğunu kamuoyuna açıklamalıdır. Ama aynı zamanda bunu bertaraf edecek idari adımları da atmalıdır. Şimdi her ülkenin kendine özgü yasaları vardır. Parlamentonun çalışma biçimi vardır. Yasa yapma biçimi vardır. Mesela bir ülkede bir yasa yaparsınız ve o yasayı hani devletteki devamlılık esası gereği ikide bir oynayamazsınız o yasayla ilgili. Buna ilişkin bazı kısıtlar olduğunu öğrendik ve Türk tarafı müzakerelere bakış açısını orada bir kez daha gösterdi. Hani yapıcı ve müzakerelerin devamı yönündeki istekliliğini bu ön koşulu koyarken de gösterdi. Yani eğer bu yasa iptal edilemiyorsa, bu yasayla ilgili başka bir yasal düzenleme yapılamıyorsa bile en azından bir ara çözüm bulunabilir diye. İşte bu ara çözüm neydi? Yasayı değiştiremiyorsak yasayla ilan edilmiş anma kutlama günleri listesinin yetkisini Eğitim Bakanı uhdesine verin. Hı hı. O da yayınlayacağı bir genelgeyle Enosis'i kutlama günlerinden çıkarsın. Bu bir ara çözümdü. Yani seneye ne olur ne değişir? Yani Milli Eğitim Bakanı mesela Enosis'in yıl dönümü geldiğinde bunu kutlar mı kutlamaz mı? Bu ayrı bir konu ama hani mesela ona değinebiliriz. Bu aslında son derece kritik bir noktadır bana göre. Ama şimdilik gereken şey Enosis kararının kaldırılması için Rum kesiminin liderliğinin gerekli idari adımı atmış olmasıdır. Bununla birlikte müzakere süreci başlar. Müzakere süreci ilerlerken de örneğin eğer o yasanın değişmesi için yeterli süre geçmişse tekrar bu konu masaya gelir. Yani Türk tarafı bunun takipçisi olur. Der ki ara çözümü almıştık. Hani bunun için de biz üstümüze düşeni yaptık ama şimdi sıra sizde. Yasayı ortadan kaldırın. Çünkü yani sadece bu ara çözümle Enosis kararını, Enosis'in yıl dönümünün devlet okullarında anma günü olarak kutlanmasına ilişkin mevcut durum ortadan kalkmış olmuyor. Böyle bir gerçek de var. Bunu ya, göz ardı edemeyiz. Yani yarın hatta şey de olabilir. Yani zaten bir argüman olarak kullanılabilir. Biraz müzakerelerde hani şey etmek isterseniz kesinlikle, yeniden bu yasal değişikliği zaten yaparsınız. Tabii önümüzde zaten bir mesela doğalgaz meselesi var. Şimdi Haziran ayı içerisinde Rum kesiminin çok ciddi bir biçimde kazılara özellikle 6. parselde başlama istekliliğini görüyoruz. Hani kendi münhasır ekonomik bölgesi dediği ama aynı zamanda Türkiye'nin de hani sınırları çatışan bir bölge söz konusu. Şimdi çok muallak hani sınırları da tam belirlenmemiş bir münhasır ekonomik bölgede ki hidrokarbon kaynakları üzerinde bir tasarrufta bulunmak müzakere sürecini doğrudan etkileyecektir. Hı-hı. Ki sen de hatırlayacaksın doğalgaz meselesi ya da topluca hidrokarbon meselesi aslında Rum tarafının elinde her zaman acil durumda camı kırınız hani müzakere masasında evet, hani bir başka argüman yaratınız şeklinde duruyor. Yani bunu müzakere masasının çok etkin bir argüman olarak kullanmak. Hiç şey yani aslında o konuda hiç geri adım atmadan hep süreci ilerletti Güney. Ve yani iki hafta önce Sayın şey, imzalar dün ExxonMobil'de attı imzaları. İki hafta önce görüştü zaten ve dün de imzasını attı. Yani bu konuda tasarrufunu kullanacak gibi görünüyor. Ama zaten Türk tarafında mesela Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak Akdeniz'de ikinci bir
sismik araştırma gemisiyle faaliyetlerde bulunacaklarını açıklamışlardı. Bunu mesela şöyle yorumlayabiliriz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık adanın etrafındaki bu doğal zenginliklerle ilgili olarak sürekli olarak geleceğe bakan ve savunma pozisyonundaki duruşunu terk ediyor. Artık daha atak, daha etkin, oyunun kuralını değiştirici rol üstleniyor diye anlayabiliriz. Çünkü hep ne oluyordu? Rumlar kendi başlarına tek taraflı bir karar alıyordu. İşte burası benim münhasır ekonomik bölgem, ben burada arama yaparım. Şimdi iki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı bir çözüm peşindesin ve federal bir çözüm peşindesin. Ama karşındaki siyasal eşitin olacağını varsaydığın partnerini an itibariyle eşit saymıyorsun. Ben bulayım da diyor. Doğalgazı. Senin de hakkın saklıdır. Sonra bir ara bir şey yaparız, hani bir çözersek diyor. Kıbrıs hani olur. O zaman bölüşürüz. Şimdi böyle bir mantık yok. Hani bunu nasıl satabilirler? Çok emin değilim. Tabii Avrupa Birliği'ne üye olmuş olma yaklaşık... Ama bunu satabiliyor. Yani her zaman uluslararası yani şimdi onu güçlerden işte desteğini alıyor bu yani konuda. İşte, Kıbrıs özellikle... Cumhuriyeti tanınmış bir devlet olarak kendi faaliyetlerini sürdürür. Emekli İngiliz Dışişleri Bakanı Jack Straw'un emekliliğinden sonra hatırladığı gibi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne almak en büyük hatalarımızdan biriydi diye hani açıkladı kısa bir süre önce. Mesela Avrupa Birliği'nin yaratmış olduğu bu eşitsizlik onlara bu güvenceyi veriyor. Yani burada hatalı bile olsa, haksız bile olsa Avrupa Birliği'nin kendi üyesi dışında başka birini ya sen de haklısın o zaman bunu yapmasınlar demesi çok düşük bir ihtimal. Ama sadece Avrupa Birliği değil. Yani Birleşmiş Milletler'den de ülkelerinde, üye ülkelerinden de alıyor bu desteği. Yani geçici olarak mesela temsil ediyordu işte adayı ama kalıcı hale geldi. İşte adadaki tek yetkili devlet olarak işte mevcut o karmaşa durumunda bir tane yasal bir statüye ihtiyaç vardı falan. Bütün bunların kalıcı olduğunu gördük. Yani uluslararası kamuoyunun Kıbrıs sorununa çok adil yaklaştığını söylemek çok mümkün değil. Şimdi Sayın Kurtlet Özersay'la geçen gün telefon bağlantısı yaptığımızda eski müzakerecimizle bu hidrokarbon aramalarıyla ilgili ilginç bir şey ortaya koydu. Yani Türkiye'nin tutumuyla ilgili. Bizim de artık yani Türk tarafı işte Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Kıbrıs Türk tarafı. Bizim de faaliyete girmemiz lazım ama donanma gemileriyle falan değil. Hayır. Yani germektense... süreci ki bu her zaman Rumların işine yarıyor uluslararası. Bu da bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki aramalara da Türkiye'nin Türk petrolleri anonim ortaklığıyla iki devlet ilişkisi içerisinde verilen tabii yetkiyle araması gerekir. Bunun da her zaman izahı yapılabilir. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada hangi devlet tanıyor? Hani kiminle bu tarz bir siyasal, diplomatik, politik ilişki içine girebiliriz. Devletler arası anlaşmayı sadece Türkiye ile yapabiliriz. Dolayısıyla mutlaka öyle yapacaktır. Yani tutup da burada mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti herhangi bir parselde, kendi münhasır ekonomik bölgesinde örneğin ya da başka yeni bulacağı başka bir yerde bu aramayı yapabilir pekala. Mesela sismik araştırma gemileriyle faaliyet gösterebilir. Zaten Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamaya dikkat çekerseniz öyle hani işte Rumlar... Bu araştırmayı yaparsa biz şunu yaparız, bunu yaparız demiyor. Tamamen bu tarafın hidrokarbon kaynaklarına ilişkin nasıl bir tasarrufta bulunacağına ilişkin. Yani ortada işte şu olursa şu olur karşılıklı işte mütekabiliyet esası falan yok burada. Sadece hidrokarbon kaynaklarında ikinci bir sismik araştırma gemisiyle araştırmamı bundan sonra yapacağım diyor. Bunu Türkiye kendi adına yapabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Senin de söylediğin gibi bir münhasır ekonomik bölge kendi adına Türkiye ile işbirliği yaparak yapabilir. Çünkü elinde bu tarz donanımları olmadan göre ne yapacak? Bir anlaşma yapacak. Mesela sismik araştırma gemisi kiralayacak. İşte ne bileyim. Güney Denizi'ni yapacak kendi olasılığıyla. O da kendisi yapmıyor ki yani. Bir tane firmayla anlaşıyor. Yani bu illa şey tıpa olmak zorunda değil yani. Exxon'la KKTC ile anlaşabilirdi. Gayet mümkün olurdu yani. O ilişkiye girebilse. Evet işte yani olmadığı için zaten hani Türkiye'nin bir firmasıyla, Türkiye'nin bir kuruluşuyla bu ilişkileri peki, kurmak zorunda. Şimdi bu tarz büyük firmaların bu kadar işin bir fiil içine girmesi ve artık şey süresini geçtik yani kazı dönemi, çıkma evet dönemi. İşte Exxon Mobil gibi, Eni gibi yani dünyanın önünde gelen firmalarının Total gibi Fransız içine girmesi. Bunun hep bir özellikle geçen haftaki Rum basını haberlerinde bunun
ne kadar önemli olduğunu ve bu devletlerin Kıbrıs sorunu bağlamında da aslında bir şekilde Güney Kıbrıs yönetimine destek beyan etmesiyle de ilişkilendirilebileceğine yönelik çeşitli yorumlar vardı. Yani bunlar bizimle birlikte işbirliği halinde. Bu da bir gövde gösterisine dönüştürülüyor. Yani tabii ki şimdi uluslararası firmalarla anlaşarak karşı tarafın da zaten bu anlaşmaları yapamayacağını bilerek işte bunu siyasal bir desteğe çevirebilirler. Oysa ki aslında hani mesela Exxon Mobil gibi, Total gibi, dediğim gibi Eni gibi firmaların buralarda işte Rumlarla ya da başka herhangi birisiyle anlaşma yapıyor olması ticari bir faaliyettir. Yani bunlara destek veriyor bağlamında. Ama siyasi sorunun olduğu bir yerde ticari faaliyet kesinlikle ticaridir ama yani hani işte, şeyi biliyor sonuçta bu devletler, bu şirketler Türkiye'nin de işte orada bir hak iddia ettiğini ve buranın sorunlu bir bölge olduğunu edebileceğini ve sorunlu bir bölge olduğunu bilerek geliyor. O yüzden hani biraz da bu yorumlar çıkarılıyor. Dolayısıyla işte zaten oraya getirecektim lafı. Bu her ne kadar doğrudan bir politik destek bile olmasa bile hani ekonomik çıkar temelli yapılan bir anlaşmanın politik etkisidir ve dolaylı destektir. Ama burada şunu göz ardı etmemek lazım. Mesela enerji uzmanlarıyla sık sık görüştüğümüzde söylenen temel bir şey vardı. Özellikle adanın güneyinde araştırmaya başladığınızda hidrokarbon kaynaklarının doğal gaz temelli olarak söylüyorum. Yeterli düzeyde olmadı. Yani yeterli düzeyde olmadı derken şunu kastediyorum. İşte o, mesela parsellerden birinde hatırlayacaksın. Eni kendi işte aramak faaliyetlerinden gönüllü vazgeçti. Yani parasını ödediği şeyi aramaktan karşılığını bulamadı. Karşılığını bulamadı. Çünkü yeterli gaz rezervi yoktu. Yani bunu çıkaracaksın, sonra LNG'ye çevireceksin. Hani sıkıştırılmış sıvı gaz haline getireceksin. İşte bunun terminalleri kurulacak. Gemilere yükleyeceksin, taşıyacaksın. Sonra orada karşılığında da yine onu gaza çevirecek başka bir tesis kurulması lazım. Bunlar milyarlarca dolarla ifade edilen yatırımlar. Dolayısıyla rentable değil. Yani yeterince feasible bir yatırım değil diye vazgeçmişlerdi. Başka parsellerde özellikle hani biraz daha böyle Mısır, İsrail tarafına doğru yaklaştıkça daha zengin kaynaklar bulunma ihtimali her zaman mevcut. Ama enerji uzmanlarının dikkati çektiği bir nokta var. Burada bulunan şu ana kadar tespiti yapılmış kaynaklar Kıbrıs'ı bütün ya da parçalı olarak dünya doğalgaz piyasasında majör bir oyuncu haline getirmez diyor. Yani piyasanın büyüklüğü açısından bakıldığında oradaki doğalgaz hacmi Kıbrıs'a refah getirebilir. Belli ölçülerde Kıbrıs adasının ihtiyaçlarını karşılayabilir. Hatta elde edeceği karla daha müreffeh bir hayata kavuşabilir. Ama yani birleştiğinde yaklaşık işte 1 milyon, 1 milyon 200 bin arası bir nüfusu olacağını varsaydığımız Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'ni dünya enerji piyasasında majör bir oyuncu haline getirmez. Dolayısıyla burada bu arayışların yani bu kadar büyük devlerin bu kadar küçük kendileri için önemsiz sayılabilecek yataklarda belirli anlaşmalar yapıyor olması başka bir şeye işaret eder. Yani burada da bu faaliyetler yapılabilir ama asıl önemli olanın ben kuvvetle muhtemel olarak Kıbrıs Adası'nın doğalgaz geçiş noktası yapılabileceği şeklindeki hani geleceğe yönelik perspektiften kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Mısır'da dünyanın en büyük doğalgaz rezervi olan bir yatak var. İşte İsrail'in Leviathan yatağı var mesela. Bunlar zaten hemen hemen yan yana yataklar. Buradan şimdi zaten aralarında bir işbirliği var. Rum tarafı da bunlarla işbirliği yapıyor ve hani firmalar da aynı firmalar. Evet, dolayısıyla oradan çıkacak gazı bir şekilde hani geneli üzerinde aktör olmak istiyor doğallığında bu tabii, firmalar. Yani bunun bir parçası olmak istiyor Rum tarafı en kötü ihtimalle. Oraya dahil olacak kendi küçük mesela adanın etrafında diyelim 6. parselde iyi bir yatak bulundu çıkarıldı. Bu işte çıkan mesela doğalgazı ada içinde kullanabilir. Belli miktarını küçük miktarını artanını ihraç edebilir. İşte adada doğalgaz kullanımı dolayısıyla hani enerji maliyetlerini ucuzlatabilir. Bu sanayiye ciddi bir can suyu olacaktır. İşte onun yaratacağı yatırım etkileri işte pek çok sektörü canlandıracaktır. Ama temel olarak sanıyorum ki Mısır ve İsrail'den çıkarılacak gazın Kıbrıs'a bir boru hattıyla bağlanması, oradan Türkiye'ye sevk edilerek zaten var olan boru hatları üzerinden dünyaya ihraç edilmesi mümkün kılınacaktır. İşte Rum tarafının
biraz da acelesi işte bu denkleme bir an önce dahil olabilmek. Çözümsüzlük koşulunda bu proje uygulamaya girebilir mi? Yani çözümsüzlük durumunda sadece bu proje değil. Yani Adana'nın etrafında kendi başına arayacağı doğal gaz konusunda da o kadar rahat olmayacaktır bu tarafın eli. Yani bütün bunların gerçekleşmesi bir çözüme bağlı. Yani şu veya bu şekilde bir çözüme bağlı. Ya da o çözüm masasının sürekli orada kalmasına da bağlı olabilir mi? Yani sürekli bir zamanla oynama, işte şimdi seçim gele. Nisan Mayıs dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii çok tarihler verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani yıl sonu olmadı Nisan Mayıs. Şimdi ama sonrasında bir sürece giriyoruz işte seçim falan filan. Bu arama, sondajlar, şunlar bunlar. Belli ki devam edeceksek eğer bir noktaya gelemeyecekse 2018 başlarından itibaren tekrar yeni bir sürece belki girilir. Yeni başkanla ya da mevcut başkanın devamını artık Rum halkı nasıl bir karar üretirse onunla birlikte yine bu masa kurulur. Ama bu arada da şeyler çıkıyor, bir şeyler yapılacak. Zaten iyi niyetle süreç devam ederken bunlar da olabilir mi? Belki de böyle bir daha uzun vadeli plan yani olabilir. Şöyle sadece müzakerelerin sürdüğü bir anda bu tip şeylerin, yatırımların hayata geçmesi düşük bir ihtimal. Çünkü özellikle enerji meselesinden bahsediyorsak, enerji yatırımları kimi zaman feasible değil, politiktir. Yani bir boru hattını mesela 1000 kilometre değil de 1500 kilometre yapıp oradan değil buradan geçirirsiniz. Bu ama size aynı yani bedeli hani dolarlarla, parayla ölçülemeyecek bir kazanç sağlar. Bir politik bağlaşıklık, bir politik kazanç sağlar. Dolayısıyla dünyada şimdi yani... Basit bir biçimde söylüyorum. Enerji bugün olmasa mesela şurada biz bu yayını yapamıyor olacağız. Ne bileyim işte şu içtiğimiz kahveyi... Üretim mi olmayacak? Yok olmayacak yani hayat durur. Yani enerjisiz elektrik basit bir biçimde söylüyorum. Elektrik yoksa hayat yok yani bu dünya. Şey kalırız yani böyle kötürüm kalırız yani hiçbir şeyimizi yapamayız. Dolayısıyla enerji en kritik yatırım, en kritik sektör. Bu alanda yatırım yapacaksan, şimdi bu kalıcı uzun vadeye yönelik... Çok maliyet isteyen yatırımlar. Bunları da öyle belirsizlikte yapmazsınız. Yani dünyada her şey toz pembeyken, işte ülkeler birbirleriyle çok da barışıkken, hiçbir sorun yokken ortada 5 ülke bir araya gelip mesela bir boru hattı inşa edebiliyorlar ve o boru hattı mesela kapasitesinin çok altında çalışabiliyor. Hiç çalışmayanı da var mesela. Böyle şeyler de olabiliyor. Yani bu gerçekten çok büyük... istikrar, uzun vadeli istikrar isteyen kritik bir sektör yatırım yapmak için. Enerjide öyle hani ya müzakere süreci devam ediyor. Biz bunları da yaparsak şimdi böyle düşünebiliriz. Yani bu tarz enerji yatırımları çözüme de katkı sağlar. Biz bunun arkasını kovalarsak belki hani adaya barış getirecektir mesela. Ya da herhangi bir bölge kastedeyim. Sadece Kıbrıs için söylemiyorum bunu. Herhangi bir sorunlu bölgede yapılacak bir enerji yatırımı o sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. Ama mesela Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin buraya gelip hani o 11-12. Parsellerdeki Rum etkinliğine yönelik olarak buralarda gezindiğinde olanları biliyoruz. Yani Kıbrıs özelinde söyleyecek olursak doğalgaz meselesinin an itibariyle Kıbrıs'ın geleceği için bir lütuf olmaktan çok müzakerelerin geleceği açısından bir lanet olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle Rum tarafının konuya yaklaşımının hep böyle yani masada sıkıştığında doğalgazı kullanarak mesela kendini masadaki sorun durumundan sıyırma adeti içerisinde, alışkanlığı içerisinde olduğunu gördük. Dolayısıyla tek taraflı olarak yaptığın sürece buna devam edebilirsin. Yani bu istekliliği gösterebilirsin. Buna ilişkin çaba da sarf edebilirsin. Ama bu bir neticeye ulaşmaz. Yani bu sorun sürüyor. Zaten yatırımın sana getirisi belli. Hani 3 aşağı 5 yukarı ölçülmüş. Yani kaynak belli. Bunun için yatırım miktarı belli. Şudur genel mantığı galiba. Sayın Akıncı bunu hep ısrarla söyler. Türkiye'nin içerisinde olmayacağı bu ne olursa olsun rentable bir yatırım olarak görülmüyor. Yani bu zaten politik bir argüman da değildir. Yani bu şimdi işte bir şeyi bir yerden bir yere eve giderken de öyle yapıyorsun. En kısa yolu seçiyorsun. İşte arabaya biniyorsun böyle. İşte en kısa yoldan en çabuk gideceğin yeri seçiyorsun. Böyledir yani doğalgazı taşıyacaksan da boru hattı döşeceksin. Yani işte 200 kilometre döşemek var, 2000 kilometre döşemek var. Yani bu da maliyet. Maliyeti ne kadar azaltabiliyorsan o kadar çok kar edersin. Kaldı ki
mesela Türkiye'nin bu açıdan çok kritik bir rolü var. Türkiye'de yani şöyle haritaya baktığında petrol hatları, doğalgaz boru hatları pek çok hala bitmiş ve belli yerlere entegre hatlar var. Yani mesela sadece Türkiye'ye getirmekle iş bitmiyor olabilirdi. En kısa yol Türkiye, evet. Ama oradan da mesela başka yerlere boru hatları döşemek zorunda olabilirdin. O da gerekmiyor. Var çünkü. Var. Dolayısıyla hani aklın yolu bir, eğer enerji işte karlılığı maksimize edip en uygun enerji taşımacılığını düşünüyorsan bunun yolu belli yani. Türkiye'nin içinde olduğu peki, bir dinamik. Böyle bir sonuçta eğilim var ise ki bu şirketlerin gelip bunları yapması bu eğilimin 3 aşağı 5 yukarı olduğunu gösterir. Tabii. Kıbrıs Rum tarafı bu kadar güçlü müdür bunun önüne geçebilecek kadar? Bir de biraz da onu konuşmak lazım. Yani sinek küçüktür, mide bulandırır modu mudur? Yok. Yoksa yani başka güçlerin onun üzerinden mi? Hani ben şunu istiyorum, şu şekilde olacak. Olmazsa da olmaz. Ne haliniz varsa görün diyebilecek bir gücü var mıdır? Ha, bu aslında çok ikircikli bir soru. Şöyle söylemek gerek. Şimdi Rum tarafının kendi başına böyle bir gücü olmadığını söyleyebiliriz. Yunanistan'la beraber böyle bir hani argümanı masaya koyduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradan bakabiliriz. Hani en sondan geriye doğru gelelim. Türkiye'ye biz doğalgazı sevk ettik. Avrupa'ya veriyoruz. Nereden vereceğiz? Yunanistan sınırından girecek. Yani Yunanistan da denklemin bir parçası olmuş olacak. Ama burada bahsettiğimiz tek başına bir Rum kesimi de Yunanistan değil. Yani Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Rum tarafının mesela bu konuyla ilgili politik yaptırımlarından bahsederken Avrupa Birliği'nin gücünü de arkasına almış olan hani bir küçük bir Rum kesimi devletinden bahsediyor olmak gerek. Yani 30 şimdi tabii 29 ülkenin hani üyesi olduğu dünya ekonomisinin %15'ini tek başına oluşturan bir hani büyük bir ekonomik ve politik güçten bahsediyoruz. Yani üyeleri Almanya, Fransa, İspanya, işte İtalya olan. Yani dolayısıyla Rum tarafının böyle bir gücü olmayabilir. Bunu düşünüyor olabiliriz. Hatta Yunanistan'ı da ekleyerek bunların böyle bir gücü olmadığını söylüyor olabiliriz. Ama bu onların Avrupa Birliği üyesi bir ülke olduğunu ve Avrupa Birliği'nin her koşulda kendi üyelerinin çıkarlarını destekleyeceğini ve onların arkasında duracağını da hatırlamamız gerekir. Dolayısıyla belki de buna ilişkin tam olarak mesela Türkiye'yi dışlayacak güçleri olmasa bile bunu azami ölçüde zorlayabilecek bir politik güçleri olduğu da bir gerçek. Ya. Göreceğiz tabii. Bakalım nereye varacak merakla. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Biz tabii bir anda bir ay geçti herhalde ara verileli. 16 Şubat'ta son görüşme. İşte, iki aya bekleyeceğiz yani. İki ay neredeyse. Nerede kaldığımıza döneceğiz şimdi. Yani nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye bir bakmak lazım Cenevre. Hüseyin'e soralım bir. İşte o kadar uzun vakit geçti ki. Cenevre'de Montpellier'i nerede ne aşamaları geçmiştik? Nerelerde kalmıştık? Dün akşamki şeyde yine bir kez daha mesaj vermeye ihtiyacı hissetmiş yani Cumhurbaşkanı. Türk vatandaşlarının dört özgürlüğüyle ilgili olarak bu konuda da yeniden mesajı. Çünkü şimdi oraya dönmeye başlıyor aslında. Yani o kavgalı olduğumuz noktalardan başlayacağız tekrar herhalde sürece. Tabii çok kritik şeyler var. Yani hala daha dönüşümlü başkanlığın netleşmemesi, etkin katılımın netleşmemesi, birinci hukukun kabul edilmemesi, Türk vatandaşlarının dört özgürlüğüyle ilgili sıkıntı, daha güvenlik garantileri gelmedim. Çünkü onlar hani bu çok da bizle alakalı değil ama bunlar için tekrar dönüp başlayacağız herhalde tekrar tartışmaya. Valla şöyle, şimdi Montpelleran'la Cenevre'de nerede kalmıştık diye sorabiliriz ama mesela Montpelleran ve Cenevre süreci olmamış olsaydı, bir şekilde yaşamamış olsaydık, şu andaki mevcut durum bundan farklı olur muydu? Mesela kendimize bu soruyu sormalıyız. Yani şimdi anlam planı... Harita dışında bir fark olmazdı herhalde. Yani olmadı. Olmadı. Yani söylemeye çalıştığım şey, işaret etmeye çalıştığım şey aslında temel olarak bu. Neden? Şimdi öncelikli olarak müzakere süreci temel olarak 6 başlıkta ilerliyor. 6 başlıkta işte ekonomi, Avrupa Birliği, işte yönetim ve güç paylaşımı, işte toprak,
filan diye gidiyoruz. Şimdi ilk dört başlık zaten kolay başlıklardı ve bunlar da eskiden de var olan bir uzlaşma vardı. Yani biz mesela 22 ay boyunca bunları konuştuk, izledik. O şurada şöyle oldu, yok burada böyle oldu. İşte mesela yargıda işte üyelerimiz böyle olacak. Avrupa Birliği'ne üye olduğumuzda şunları yapmamız lazım. İşte filan bunları hep konuştuk. Ama bunlarda zaten uzlaşma vardı ya, bunlarda uzlaşılmayacak bir nokta da yok. Yani bunlar hep pazarlık meselesiydi. Kritik nokta politik olarak, hani karşı insan iki tarafın birbirine taviz vereceği, gerçekten pazarlık konusu olan nokta nedir? Yönetim ve güç paylaşımı. Hani kararlara etkin katılım diyoruz. Yani mesela Türk tarafının veto hakkı, şimdi nüfus olarak daha azsınız. Nüfusa oranlı mesela parlamentoda temsil ona göre olacak. İşte bakanlık dağılımından bakanlıklardaki personelin sayısına kadar mesela bazı ölçütleri olacak bu. Peki siyasal eşitlik burada nasıl cereyan edecek? Sadece şeyi kastetmiyorum. Başkanlığın dönüşümlü olmasını kastetmiyorum. Yani kararlara etkin katılım. Yani Türk tarafının üstünde ısrarla durdu. Basit bir şeymiş gibi görünebilir. Ama bir komitede mesela... İşte 3 tane Rumya, 1 tane Türkiye, 6 tane Rumya, 2 tane Türk üye varken Türklerin kendi aleyhlerine olduklarını düşündükleri bir kararın alınmasını nasıl engelleyecekler? Mesela oy birliği meselesi bunu çözebilir. Şimdi oy birliği dediğinizde Rum tarafı bağırıyor işte veto hakkı istiyorlar diye. Yani başka türlü de adlandırabilirsiniz ama sonuçta hani burada konsensus sağlanarak bu karar geçsin. Yani buna olumlu mu bakıyorsun? Hani olumlu pencereden mi bakıyorsun? Olumsuz bir pencereden mi? Ya da en az bir Türk üyenin oluru alınsın. Mesela yani bütün bunlar Türk tarafı için kritik önemde ama en önemlisi. Şimdi biz neyi tartışıyoruz? İki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı, iki kurucu devletin karşılıklı masada olduğu, yani denk güçlerin masada olduğu, iki kurucu devletin kuracağı yeni bir federal devletten bahsediyoruz. Ve doğal olarak şu geliyor. Şimdi iki tane kurucu devlet var. Bir tanesinin başkanı yeni devletin başkanı oluyor, öbürü niye olmuyor? Sen sayıcı azsın. Şimdi sayıcı az olmak senin hani politik bir azınlık ya da etnik bir azınlık olduğun anlamına gelmiyor. Sayıcı az olan hani smaller community şeklinde bunu söyleyebilirsin. Bunda bir beis yoktur ama bunu hani sayının az olması bunun yönetimde temsil edilmeyeceği anlamına gelmez. Hiçbir koşulda bunu öyle söylemezsiniz. Siyasi eşitlik rakamsal olarak zaten karşılığı değildir. Olmayan bir değildir. Siyasi eşitlikten bahsediyor. Yani mesela İsviçre devleti mesela sayısal olarak gayet azdır ama hani pek çok devlete de denktir yani. Ama bu sahip olduğu ekonomik güçle mesela. Bu en bariz örnek şeydir yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 809 bin nüfusu var ama 40 milyonluk ülkelerin başında Avrupa Birliği Başkanı olabiliyor. Mesela. Yani bu en bariz örnektir. Evet yani oranın üyesi şimdi yeni bir federal devlet kuracak. O devletin üyesi olacak ama karşısındakine mesela kendisi Avrupa Birliği'nin başkanlığını dönemsel olarak yapabildiği halde sen yapamazsın diyecek. Şimdi mesela politik olarak bu argümanı ortaya koyabilirler. Bu diplomasi isteme sanatıdır. Diplomasinin çirkin yüzüdür. Buna da yorabiliriz ama şu bir gerçek ki eğer bir çözüm olacaksa Türk tarafı mutlak ve mutlak dönüşümlü başkanlık hani konusunda diretecektir. Yani bundan vazgeçmeyecek. Yani şey değil diyor. Yani bu tartışma konusu bu olmadan olmaz zaten. Zaten hani siyasal eşit olmazsın o zaman. Yani hani hem kendine hem de seçmenlerine işte halkına yalan söylemiş olursun. Bu kaldı ki yani ayrılamaz bir bütün zaten. Yani şimdi baktığında siyasal eşitsin. Başkan mısın değilsin. Nasıl siyasal eşitsin? Harita meselesi. Şimdi harita meselesinde 3 aşağı 5 yukarı bir konsensüs vardı. Geçmişten kalan 29 artı diye. Buna uygun işte Türk tarafı bir haritayı Cenevre sürecinde masaya koydu. Şimdi Birleşmiş Milletler'in kasasında bu harita saklı. Bu harita üzerinde işte pazarlıklar yapılacaktır. Bunların hepsi belirli politik kazanımlara işaret edecektir ya da politik tavizlere işaret edecektir. Ya mesela Rum tarafı ne diyor? Karpaz'ı da isterim, Kapalı Maraş'ı da isterim, Güzel Yurt'u da isterim. Zaten işte şurada köyler, onlar da zaten işte Rum köyüydü, onlar da şey olsun filan. Bizimkiler de hani Türk tarafı da karşılık olarak ne diyor? Hayır olmaz, şundan olmaz, bundan. Şimdi bu pazarlık devam edecek.
Arkasından ne kalıyor geriye? Güvenlik ve garantiler. Şimdi 1960 anlaşması var. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın etkin ve fiili garantörlüğü söz konusu. Yunan tarafı diyor ki, ben mesela Cenevre sürecine gelirim, güvenlik ve garantiler konferansına gelirim ama tek şartla gelirim. Bu garantiler anlaşmasının topikin olarak iptal edildiğine ilişkin metne imza koymaya gelirim. Türk askeri de derhal masadan, işte adadan ayrılır. Ya o zaman zaten şöyle demek lazım. Gelme, hani tartışmayı zaten baştan bitirmiş oluyorsun. Yani bir tane metin imzalamaya geleceksen orada bir konferans toplamanın bir alemi yoktur. Değil mi? Yani zaten şey diyorsun, şu olacak diyor. O zaman o metni yazarsın, getir biz de imzalayalım mesela. Ya da hani Atina'da imzala. O tavrı zaten gösterdi. Yani sonra tabii işte lafını geri aldı. İşte hani açıklamalar düzeltildi. Hatta Montpellier'in süreci bu yüzden krize girdi. Çipras'ın o sert açıklamaları nedeniyle. Sonra hani Koçyası'nda, Montpellier'in Cenevre sürecinde nasıl davrandığı herkesin malumudur. Yani Birleşmiş Milletler yetkililerine bile çileden çıkaran son derece pervasız bir tavrı vardı Sayın Koçyası'nın. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak şuraya gelmeye çalışıyorum. Şimdi güvenlik ve garantiler konusunda bir arpa boyu yol alınamadı. Hala aynı noktadayız. Harita meselesinde sadece haritalar hani karşılıklı verildi. Bu ölçümlere yani neydi? 29 artı işte 29,2 civarında bir çok az bir farkla yani 29,2'ye çok yakın bir miktarı Türk tarafı önerdi. Kasaya kaldırıldı. Şimdi henüz tartışılmadı yani sadece karşılıklı haritalar teati edildi. Yani orada da bir ilerleme yok şu an. Haritanın verilmesi dışında. Güvenlik ve garantileri zaten söyledik. Dönüşümlü başkanlık var mı ilerleme? Yok. Evet. Adam kabul etmiyorum diyor. O zaman şimdi Montpellier ve Cenevre süreci olmamış olsaydı biz kendimizi ne kadar geride görürdük? 3 tane Montpellier, bir tane Cenevre süreci yaşadık. Ne kadar ilerledik? Yani kritik noktalar zaten bunlardı. Yani o 23 ay boyunca biz bazı üzerinde uzlaşılmış noktaları tekrar konuştuk. İlk dört başlıkta kalan küçük noktaları konuştuk. Hani onlar siyaha döndük. Gelilen nokta artık irade siyasi alma yani noktası. Karar alma. Karar şey, yani siyasi yani irade koyup karar alma artık noktası. Artık şey bu karar alıcıların zamanı artık. Ama yani tam da seçim sürecine başladıktan sonra şimdi bu nasıl alınır, bu irade nasıl ortaya konur? Rum tarafı için özellikle o. Buradan şöyle bir senaryoya varabiliriz. Mesela şimdi Montpellier'e geldik. Montpellier'e geldiğimizde Kasım ayıydı. Yani Ekim ayıydı, Kasım ayıydı. Montpellier'in süreci başladı. Biz ne yaptık? Tam böyle hani artık karar alıcıların toplanacağı bir beşli konferans falan derken Rum tarafı bir mola istedi. Gidildi, tekrar gelindi Montpellier'e ki aslında bu bizim beklediğimiz bir şeydi. Hatta bunu da ben hem haberlerimde hem yorumlarımda sürekli söylemiştim. Yani Montpellier'in birinci turunda karar alınması zordur. Beşli konferans için bizi bekleyen ikinci bir mini Montpellier'in zirvesidir. Beşli konferans öncesinde diye. Ne yazık ki benim öngörüm gerçekleşti. Bir Montpellier'in zirvesi yaptık. Sonra işte yeni yıla kaldı Cenevre süreci falan derken. Şimdi buradan şunu düşündürüyor. Rum tarafı hesap ediyor bir çözüm için uygun tarih ne zaman oluyor? 2017'nin ortaları Haziran, işte Temmuz filan. Tam da artık başkanlık yarışının iyice kızıştığı, kampanyaların artık hani etkin bir biçimde kullanılacağı bir zaman. O zaman işte hani milliyetçi hareketlerin giderek yükseleceği, işte iç politikaya yatırım yapılacağı zamanlar falan. Böyle bir zamanda mesela Rum liderliği, yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Rum liderliği tam da böyle bir zamanda bir çözüm için halka referandum paketi, işte hani karşı tarafla anlaştığına ilişkin bir paketi götürüp referandum yapmak ister mi? Dolayısıyla sanki o Montpellier'de mola istemek, Cenevre'de işte biz bir görüşelim geri gelelim demek, hani hep bu ara verme arzuları bu süreci biraz daha uzatmak, sürüncemede bırakmak ve en kötü ihtimalle 2018 Şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinin arkasına bırakmak niyetindeylermiş gibi bana gösteriyor. Hani gelişmelerden benim çıkardığım yorum bu. Bunu hep zaten söylüyor. Yani bu 16 Nisan bir geçsin görelim. O ona bir buçuk aydır söylüyordu zaten. Ya şimdi mesela 16 Nisan referandum, Türkiye'deki referanduma bağlıyor. Şimdi şunu soralım. Yani Türkiye'deki referandumun olacağı ya da olmayacağı buradaki mesela Kıbrıs sürecine nasıl etki yapar? Ya. Herhangi bir şekilde etki edeceğini ya da etmediğini zaten görüyoruz ama gene de Rum tarafı mesela bu söylemi kullanmaktan imtina etmiyor. Çünkü kendisi de
2018 yılı Şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerini pekala kullanıyor ve müzakere masasını da aslında seçim takvimine göre şekillendiriyor. Çok da hani bunu profesyonel bir biçimde yapıyorlar. Yani şimdi mesela hep bahsediyoruz. Ulusal Konsey'de bir tane red cephesi var. Hani burada belirli üyeler var. Onlar işte çözüm istemiyor. Kilisenin desteğini arkasına alıyorlar filan diye. Yani sadece Anastasiades'in müzakere heyetine bakınca da orada hani kim işte çözüm yanlısı kim değil filan görebiliyorsun. Yani müzakerecisinden başlayarak mesela Anastasiades'in sıkıntılı bir heyeti olduğunu söylemek mümkün bence pekala. Tabii. Dolayısıyla hani buradan nereye uzanırız? Şimdi benim gördüğüm bir şekilde hani işte müzakere içi bir argüman olur, müzakere dışı bir argüman olur. Bu sürecin o kadar kolay ilerlemeyeceği kaldı ki hatırlayacaksın. Tam da eğitim komisyonunda ENÜSİS kararını bertaraf edecek tasarı gündeme gelmeden iki gün evvel gazetelerden birinde bir haber gördük. Liderler yeniden masada toplanacak. Temmuz ayında çözüm, Eylül ayında referandum. Evet. Şimdi bir referandum yapmak için zaten bir yasal şey var. Hani kararı aldın, onun için belli bir yasal süreç geçmek zorunda, bir süresi var. Şey de yapabilirsin. Bir yasa yapıp o süreyi de kısaltabilirsin ama yani Temmuz'un sonunda anlaşacaksın, metin ortaya çıkacak, Eylül'de nasıl referandumu yapacaksın? Şey mi diyeceksin? Şimdi Sayın Akıncı ne diyordu hep? Halkıma bir makul zaman. Bir zaman vereceğim diye. Şimdi 1,5 ay makul bir zaman mıdır yoksa çıkıp halka şunu mu diyecekler? Hani siz şimdi bu pakete bir evet deyin de hani biz sonra ayrıntılı anlatırız size hani neye evet dediğinizi. Hani iyi olacak iyi yani filan böyle bir şey mi diyecekler bilemiyorum tabii yani. Ama şimdi çıkan habere bakınca nerede çıktı, niye hani çıkma zamanlaması dahil bakınca aslında bunu da yine tamamıyla propagandist hani Rum liderliği tarafından kotarılmış ustaca bir diplomatik hamle olduğunu görüyoruz. Yani haberi tam eğitim komisyonunda bu ENÜSİS kararını bertaraf edecek tasarının iki gün öncesinde DİS'in resmi yayın organında yayınlatıyorlar. Yani çözüm için her şey hazır, Türkler gelmiyor diyecekler. Yani aslında hani en amiyane tabiri bu. Fakat tabii her seferinde bunu nasıl satabildiklerini düşününce böyle hani adamların elinde sıkasım geliyor yani. Bu kadar başarılı bir diplomasi yani örneği dünyada hazır herhalde yani. Masadan kalk ama karşısı suçlu olsun. İşte masaya dönme ama karşısı suçlu olsun. İşte bu hani, her dönem becerebiliyor Rum işte yani, diplomasi, lobi faaliyetleri. Evet, bu tabii bir diplomasi gelenekleri var. Tarihsel hani köklerinden gelen bir diplomasi başarıları var. Diplomasi isteme sanatıdır. Yani Rumların da artık hani ne kadar talepkar olduğunu herhalde hani tekrar tekrar yinelemeye gerek yok. Anlam planı enkazını bile çoktan üzerinden atabilmiş ve artıya da çıkabilmiş bir topluluktan bahsediyoruz. Yani hayır dedi ve bundan kazanç sağladı. Gerçekten hani gerçekten tebrik etmek gerek. Bu yani dünyada eşine az rastlanır bir başarıdır. Şu her yani şimdi çeşitli eleştiriler olur ama temel argümanda aslında Elam ne diyorsa farklılıklar olmakla birlikte ama temelde Akel'de benzer şeyleri söylüyor. Yani çok zıt iki örneği özellikle verdim. Şu diğerleri zaten tamamen bir koro gibi. Ama asıl temel noktada tek bir hedefe kilitlenip orayı çeşitli herkesin belli rolleri var bu hedefe evet. Gitmede. Bunu çok güzel kullanılıyor. Yani ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda ve mesela başlıca müzakere sürecini ele aldığımızda karşı tarafta yekpare bir duruş, bir oydaşmanın kendiliğinden geliştiğini görüyoruz. Bu enteresan bir yaklaşımdır. Hani basınıyla, politikacısıyla işte bazı öncelikler var. Herkes o öncelikte yekpare bir biçimde davranabiliyor. Mesela haklı veya haksız işte demokratik ya da değil bu bizim hakkımız ya da değil meselesinden öte bir ulusal çıkar meselesiymiş gibi bakıp bu yönde hepsi birlikte hareket edebiliyor. Ama şunu unutmamak gerek. Şimdi mesela son dönemde özellikle Elam'ın başını çektiği bu aşırı sağcıların sesi çok çıkıyor. Şimdi zaten işte o tarz partilerin, marjinal partilerin sesi çok çıkar, çok bağırırlar. Birkaç tanesi de bir araya gelince hani koro halinde gerçekten epey gürültü yaratırlar ve insanı canından bezdirecek böyle bir hani ses karmaşası olur. Bu kendi yayın organlarında, basında da ses bulacağı için kuvvetlilermiş gibi gösterebilir onları. Ama biz ne diyoruz? Sadece DİSE'nin mesela mecliste olması bu kararın
çıkmaması için yeterli olurdu Enosis kararının. Hani. Dolayısıyla hani politik güçleri o kadar yok hani, ama toplumsal iktidar açısından baktığımızda hani toplumda ciddi bir biçimde etkileri var. Neden? Çünkü mesela ılımlıları çekinmesine neden olabilirler, sempatizanların seslerini çıkarmamasına neden olabilirler. Bak, bir de bunun yanında kilise çok önemli bir değer sonuçta. Kiliseyi ve kilisenin aleni desteklerini alabiliyorlar. Vallahi aleni falan bayağı şey yani, hani ikinci bir siyasal partiymiş gibi davranabiliyor. Yani şimdi Sayın Başpiskopos'un o günkü sözlerini acaba ben mi yanlış duyuyorum? Hani önce okudum, sonra yaptığı açıklamayı da dinledik. Söylüyorum, dinletemiyorum. Hani bir de Türkçe söyleyeyim, çözüm yok dedi. Yani şimdi bunun üstüne daha ne söylemek çok gerekir? Çok sorgulamıyoruz aslında. Sayın Anastasiyelis'in bundan 2-3 hafta önce söylediği çok manidardı, düşünülmesi gerek. Yani nüfus olarak sayısal az o bir yani şimdi, Türklere nasıl siyaset yani şöyle minority talep yani edirler. Azınlık, hani etnik azınlık demedim diyor. Şimdi onu dememiş olman fikri ortaya koyuyor. Hani fikri olarak buna işaret etmeye çalıştığın gerçeğini değişmiyor. Yani ben söylemiyorum, sen anla, hani gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla şeklinde bir yaklaşımı söz konusuydu. Yani şunu söyleyebiliriz. Şimdi minority demedi. Hani azınlık demedi. Azınlık ne dedi? Demedi. Sayısal olarak daha azsın. Dolayısıyla zaten bazı konularda hani senin söz hakkın olamaz falan. İşte doldurarak altını söyledi. Ya o zaman masada neyi konuşuyoruz? Neyi konuşuyoruz yani? Yani tamam, bu da mesela diplomatik bir şeydir, tarzdır. Diplomaside bazen şahin taktiği sana pazarlıkta avantaj sağlayabilir. Karşıdakini hani sindirerek bazı kendi doktrinlerini kabul ettirebilirsin. Ama hani bunun bir sınırı olmalı bence. Yani çözüm diyorsun. Daha çözüm için masaya oturduğunda karşındakini eşit görmüyorsun. Yani karşındakine ben şimdi seninle konuşuyorum, biz gelecekte eşit olacak diyorsun. Yani biz gelecekte eşitiz, şimdi değil diyorsun. Zaten Avrupa Birliği'ne üyeliğinden kaynaklı mevcut durumda bir eşitlik söz konusu değil. Dolayısıyla hani buradan Türk tarafı nasıl bir taktikle başarılı çıkacak, hani Rum tarafı şimdi bir şekilde masaya dönmek zorunda. Ne Türk tarafı ne Rum tarafı masadan bundan daha uzun süre uzak kalmayı göze alamaz. Yani şimdi 11 Nisan olmaz, belki 12 Nisan olur, 15 Nisan olur, ama yani kısa bir süre içerisinde her iki lider de masadaki yerini almak zorundadır. Müzakere süreci şu veya bu şekilde ilerleyecek. Ama yani gittiğiniz yol hani hedef kadar, İzleyeceğiniz yol da önemlidir. Hani çok fazla şey kırılıp dökülürse, hani o hedefe vardığınızda hani ya biz buraya niye geldik deyip geri dönmeye kalkabilirsin. Hani aradığımızı bulamadık olabilir. Hani gidilen yol çok önemlidir. Kaldı ki hatırlayacaksın, 16 Şubat'ta liderler görüşmesi oldu. İşte dağıldı masa, ayda çapraz görüşmelere başladı ve birkaç gün sonraydı saraya geldiğinde bir açıklama yapmıştı. Bugüne kadar sürdürdüğümüz modalite bizi buraya getirdi. Dolayısıyla bir yöntem değişikliğine ihtiyacımız var dedi. Yani yöntemimiz neydi? 6 tane başlık var. Hepsi birbiriyle ilintili ve eş zamanlı olarak görüşülecek. Ve bir tanesi bile açıkta kalsa anlaşmaya varılmamış sayılacak. Yani 6'sında da tam konsensus sağlanacak ki biz çözüme ulaştığımızı söyleyebilelim. Şimdi ne diyor? Yöntem yanlışmış. Hani ben sordum kendisine. Yani bugüne kadarki yöntem yanlış mıydı diye, ben öyle söylemedim dedi. Hani ben öyle söylemedim ama siz öyle anladınız. Şimdi siz öyle anladınız. Evet. Tamam, biz öyle anladık. Peki hani sözlerinizin içinden biz bunu çıkardık Sayın Ayda. Peki ne yapacağız? Artık adım adım ilerleyeceğiz. Yani en küçük sorun nedir? Mesela işte bu kararlara etkin katılım, ekonomi meselesi olsun mesela. Basit bir ekonomi meselesinde açıkta kalmış bir tane madde varsa önce ondan başlayacağız. Alacağız. Hani bir kırmızı, bir mavi, bir de siyah yazıyoruz ya. Bunu siyaha çevireceğiz. Tamam. Devam. İşte bu da yine uzun bir zamandan bahsediyoruz. Step by step. İşte hani hızlı yapılabilecek mi? Yoksa mesela şimdi şu da olabilir. Step by step gideceksen hani bugüne kadar sağlanmış uzlaşmalar cepte sayabilecek miyiz? Yani o zaman bir dakika şuraya geri dönelim derse taraflardan biri.
Hani ben burada şu tavizi vermeye hazırım, evet, ama o zaman şu maddede hani bir uzlaşmaya vardıydık, o zaman onu da şöyle değiştirelim derse ne yapacağız? Yani bunu önleyecek bir mekanizma var mı? Yok. Yani bu zaten müzakere masasının nasıl derler, nüvelerinden bir tanesi. Yani müzakerenin özüyle ilgili bir şey. Şimdi bu tarz gerilemeler olmasın. İşte hani burada bu adım atıyoruz, orada tekrar geriliyoruz. Hani iki adım ileri, bir adım geri. Mehter marşı, yani Mehter takımı gibi habire iki adım ileri gidip bir adım geri gitmeyelim diye düşünülmüştü bu. Hani birlikte, hani hep beraber eş zamanlı olarak yapılsın bu müzakere süreci falan diye. E şimdi bundan da geri adım atıyoruz. Hani atacak. Bu geri adım der miyiz buna bilmiyorum. Hani ben geri adım dedim ama hani sen başka bir şey söyle. Yöntem değişikliği. Yani bu yöntem değişikliği şey gibi oldu biraz. Dere geçilirken ama ne olacağı da net değil daha. Yöntem değişikliği. Ya muhtemelen şimdi bunları kendi aralarında konuşuyorlar. Henüz açıklamadılar. Ancak hani bunun hesabı kitabı yapılıyordur. Şey yapılıyordur. Ama bir şeyin altını çizmek isterim Aytu. Şimdi biz hep konuşuyoruz böyle, hani 43 yıldır süren bir müzakere süreci var. Bazen hani şey yapıyoruz, bir esprisini yapıyoruz. Hani Kıbrıs sorunu beni de emekli eder, seni de emekli eder diye. Dileyelim ki öyle olmasın ama şimdi mesela bir kriz süreci vardı. Bir şekilde hani kırıla döküle işte bu yol kazası tamir edilmiş gibi görünüyor. Kara bulutlar biraz dağılıyor. 11'inde şimdi liderler bir araya geliyor. Bu kadar süre içinde kim ne kazanç sağladı? Hani mesela şöyle bakıyoruz. Bu işten mesela en çok kazancı doğrudan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sevgili Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barita Arden'in en çok kar sağlayan taraf olduğunu söylemek mümkün. Hangi açıdan? Diplomatik açıdan, kariyer açısından, yani liderliği. Ama çözemedikten sonra. Ama şey var yani mesela kendini mükemmel bir biçimde. Çok genel sekreterdeydik, çok yani, özel temsilcideydik. Şimdi an itibariyle her şey onun lehine gelişti. Yani işte Anastasiadis mesela kendisi eleştiriliyor. Akıncı yasası diyorlar bu Enesus kararıyla ilgili olarak. İşte orada o eleştiriliyor. Bu tarafta Akıncı masaya dönmüyor diye eleştiriliyor. İşte yani ön şart koydun, masayı tıkıyorsun işte diye eleştirilere maruz kalıyor filan böyle. Arada yıldızı parlayan da Sayın Espen Bart Aydı oluyor. Parlasın bakalım. Belki bir sonuca gitmesinde bir faydası olur hani, diyelim. Bakalım. Kıbrıs Adası'nın bir lakabı daha vardı galiba değil mi? Diplomasi mezarlığı falan diye. Yanlış mı? Az önce söyledim, çok harcadık. Harcamaya da devam ederiz bu kafalarla gidersek. Çok teşekkür ederim. Ben çok sevgili Olcay, katkı koyduğun için programımıza. Efendim Tahir Olcay Kıraç, Dış Basın Birliği Başkanımız, TRT Kıbrıs temsilcisi, birlikte olduk, müzakereleri değerlendirdik. Yarın yine ülkede öne çıkan iç gelişmeleri de konuşacağımız farklı bir programda birlikte olmak üzere diyelim. Herkese iyi günler.